Günaydın sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Haftanın tam ortasından 360 ekranlarına. Esas sen hoş geldin. Ay, bir güncük geçmiş olsun. Bulduk. Evet ya, bir günlük de olsa tabii yani insan sarsılıyor, evet, bu tür hastalıklarda. Evet evet. İyisin, ama çok iyiyim ama herkesin aklına korona geliyor. Yani öyle bir benim bile aklıma o geldi de. Öyle bir dönemdeyiz ki hemen her dişimiz ağrısa koronaya yoracağız. Doğru doğru. Neyse ki öyle bir şey yoktu. Testimizi yaptırdık, negatifimizi öğrendik. Tamamen mide rahatsızlığı. Ama iyiyiz, bomba gibiyiz. Biz biraz tabii burada hakikaten hani güvenliği de en üst noktada tutmaya, evet, çalışıyoruz. O yüzden de biraz hani iş yeri hekimliği de bir yandan tabii istiyor, tabii ki hani negatif olduğunu garantisi olsun, ondan sonra herkes buraya gelsin. Buna biz dahiliz. Dolayısıyla, evet, mutlaka test yaptırıyoruz. Hani bazen çünkü diyorlar ya bize, işte Instagram'da yazıyorlar hani niye maske takmıyorsunuz, yan yanasınız vesaire, evet, ama biz hakikaten burada tüm güvenlik önlemlerini alıyoruz ki senin esasında bir yandan da hani dün burada olmamın nedenlerinden bir tanesi de bizlerin güvenliğini sağlamaktı. Kesinlikle öyleydi. Bir şekilde hani belki gelinirdi ama hani o gece uykusuzluğunun üstüne, evet, nasıl gelinirdi, evet, onu da hiç bilmiyorum ama ama biz tedbirlerimizi alıyoruz üst seviyede. Düzenli olarak ekip arkadaşlarımız da testini oluyor. Sadece ikimiz maskesiziz. Bütün ekibimiz maskeli çalışıyor. Bu kadar. Yani zor zamanlar, söyleyecek, evet, çok fazla şey yok. Sen ne yaptın? Dün nasıl geçti yayınımız bakalım? Bilmiyorum. Yani bence izleyicilere sormak lazım. Elbette sensiz tabii ki o neşesi ve kahkahası olmayan bir yayındı bence. Ay, mesajlara çok teşekkür ederim yalnız. Herkesten, evet, bütün izleyicilerimizden geldi. Çok teşekkürler. Gerçekten öyle. Hani ben şimdi dün tek başıma yapınca bana göre biraz daha ciddi bir yayın oldu gibime geldi. Hani tabii ki ciddiyet güzel ama arada böyle hani hoş sohbet ediyoruz falan. Anladın mı 3 hafta ben ne yaptım? Ya evet. 3 evet, hafta, evet, şu duvarlarla arkadaşlar işinde gücünde, kameraman arkadaşlar. Ama ben Skype bağlandım canım arada yani. Ha, sen vardın ya, doğru. Arada, o kadar da yok değildim. Doğru, aşk doğru olsun. Benim işim daha kolaydı. Neyse, şimdi tekrar bir aradayız. Allah sağlığımızı daim etsin. Hep burada olmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Haberler var yine tabii dünyadan, Türkiye'den, koronavirüsle ilgili hocam. Yani hakikaten bugün çok haberimiz var yine, her zaman söylediğimiz gibi. Koronavirüs haberleri de öncelik kazandı. Özellikle bu mutasyon haberleri biraz ön plana çıkmaya başladı. Dün hatırlayacaksınız, sevgili gazeteci Tayfun Salcı ile bir araya gelmiştik Skype üzerinde ve İngiltere'de direkt olarak neler oluyor ondan işitmiştik, ondan haberleri almıştık. Bugün ve yarın eminim bugünler öyle olacak. En fazla bu mutasyonu konuşacağız. Mutasyon nedir? Belki arada ona da değinmek lazım. Hakikaten mutasyon diyoruz ama mesela şunu söyleyeyim size. Bugüne kadar hani Wuhan'da ilk çıkan virüsten bugüne kadar toplam kaç kez mutasyon oldu biliyor musunuz virüste? Kaç kez oldu hakikaten? 12 bin noktada mutasyon var. Evet. 12 bin gerçekten. Ama tabii ki her mutasyon virüsün davranma şeklini veya en azından hani yüzünü kabaca değiştirmiyor. Birkaç mutasyon üst üste olursa ve bir arada olursa esasında etkili oluyor ki işte İngiltere'de olan mutasyon, daha doğrusu yeni varyantta birkaç mutasyon olduğu için önemli gibi görünüyor. Evet, çok korkutucu günler geçiriyoruz. Son zamanlarda bilgi kirliliği de çok fazla. Bu mutasyon işte Türkiye'ye geldi, gelecek, şöyle olacak, aşı işe yaramayacak. O kadar çok söylenti var ki hepsine cevap aramaya devam edeceğiz Doktorum Yanımda da sevgili izleyiciler. Bugün beslenme üzerinde biraz konuşacağız. Gıda mühendisi Ebru Akdağ gıda tüketimi ve paketli gıdalarla ilgili bize bilgiler verecek. Ve diğer haberler tabii ki ve mesajlarınız. Hemen başlatıyorum programı. Lütfen mesajlarınızla bize eşlik edin. Doktorum Yanımda TV 360 Instagram hesabımız Doktorum Yanımda başlıyor. Güvenilir gıda deyince ne anlamalıyız? Gıda ürünlerinde etiket neden önemli? Ambalajlı gıda alırken nelere dikkat etmemiz gerekir? Gıda güvenliği konusunda mutfaklarda en sık yaptığımız hatalar ve temel kuralları gıda mühendisi Ebru Akdağ birazdan canlı yayında anlatıyor. Evet, 23 Aralık 2020 sevgili izleyiciler, bugün 22 Aralık'a bir göz atacağız. Acaba rakamlar ne durumda? Kısıtlamalardan sonra tek rakamlarda biraz düşüşler oldu mu? Olduğu konusunda açıklamalar var ama vefat sayılarında çok değişiklik göremiyoruz. Bu arada bu akşam yine Bilim Kurulu toplanacak. Sayın Fahrettin Koca Bakanımıza yeni açıklamalarda bulunacak. Merak ediyoruz, acaba yeni kısıtlamalar mı gelecek? Yoksa önümüzdeki günlerle ilgili yeni planlar ya da var olan koronavirüs vakaları ile ilgili yeni açıklamalar neler olacak acaba? Hepsini bu akşam dinleyeceğiz. Biz hemen 22 Aralık tablosuna bir göz atalım. Profesör Doktor Murat Aksoy'a dönüyorum. Bakalım bize neler aktaracak. Evet hocam. Herkesin beklentisi tabii Sağlık Bakanlığı'nın bizle paylaşmış olduğu tabloya baktığımız zaman yeni vaka sayısı düştü mü yoksa arttı mı onu görmek ve elbette vefat sayısında artış devam ediyor mu ona bakmak gerekiyor. Şimdi 11 Mart'tan bu yana devam eden bu süreçte toplam vaka sayısına baktığımız zaman 18.000'in üzerinde vefat olduğunu görüyoruz ve toplam vaka sayımızda 2 milyonu geçmiş durumda. Dünyadaki rakamda 70 milyonu geçti ve maalesef 1,5 milyonun üzerinde kişi de Covid-19 ya da koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle kaybedilmiş durumda. Halen hastanelerde ve yoğun bakımlarda tedavisi devam eden toplam ağır hasta sayımız 5008 olduğunu görüyoruz. Peki 24 saat içinde tespit edilen sayılar neler? Bir de isterseniz ona bakalım. Toplam vaka sayımız 192.000 test sonucunda 19.256 olarak tespit edilmiş. Dün de söylediğimiz gibi daha öncesinde, hatta daha geçen hafta baktığımız sayılarda ne görüyorduk? Genellikle 5.000'ler, 6.000'ler görüyorduk ve gerçekten de gittikçe yükselen bu sayı hepimizde endişe uyandırmaya başlamıştı. Ama son 2-3 gündür artık yeni vaka sayısında bir düşme olduğunu görüyoruz. Bu da bizi rahatlatıyor. En azından şimdi 3.000'ler civarında bir yeni hasta sayısı var. Bu da hakikaten bizi rahatlattı ve aynı zamanda yeni vaka sayısının da 19.000 civarında olduğunu görüyoruz ki bu da 30.000 civarındaydı. Onu da hemen söyleyelim. Bugünkü yeni hasta sayısı 22 Aralık'a ait olan 3.309. Vefat sayısındaki düşme çok beklediğimiz kadar değil. Daha doğrusu hani bu konuda biraz daha realist olmak gerekirse açıkçası biraz daha bu sayının böyle gideceğini tahmin ediyoruz. Çünkü vefat tabii ki bir anda olmuyor biliyorsunuz koronavirüste. Genellikle önce bir yoğun bakım süreci, işte entübasyon süreci, sonrasında bununla ilgili bir takım tedavilerin devam etmesi gerektiği için hani daha önce belki 15-20 gün önce veya bir hafta önce yoğun bakıma yatırılan vakalar kaybediliyor çoğunlukla. Bu nedenle de vaka sayısında hani o düşme çok istediğimiz oranda değil. Bugün 24 saatlik veriye baktığımız zaman 251 vatandaşımızı COVID-19 nedeniyle kaybetmişiz. Bu haftaki hastane oranlarına baktığımız zaman onu çok hızlı geçelim. Çünkü zaten dün üzerinde ayrıntılı konuşmuştuk. Gördüğünüz gibi yatak doluluk oranı %50 civarında görünüyor. Erişkin yoğun bakım doluluk oranı %70'in altına düştü. 68. Ventilatör doluluk oranı da şu anda %40 gibi görünüyor. Tabloyla ilgili dün ayrıntılı konuşmuştuk zaten. O yüzden ben hemen Selda'nın yanına geçiyorum. Haberlere bir bakalım, neler var neler yok. Bir de Skype bağlantımız olacak. Çünkü önemli bir haber var orada. Evet, önemli bir haber var orada. Hemen bağlanacağız birazdan. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi COVID-19 yeni doğan yoğun bakım sorumlusu uzmanı Doktor Şenay Coşkun'a bağlanacağız. Neden bağlanacağız hocam? Yeni doğan 6 günlük bir bebekte koronavirüs teşhis edilmiş. Şimdi hemen biz merhaba diyelim, hazır karşımızda görmüşken. Merhabalar Doktor Şenay Coşkun. Günaydın Şenay Hocam. Günaydın. Biz sesinizi alamıyoruz ama sanırım sizinle ilgisi yok. Biraz içeri ses verirse arkadaşlarımız şimdi duyacağız. Şenay Hanım, Doktor Hanım, tekrar günaydın diyelim size. Günaydın, günaydın. Evet, geldi sesiniz. Kolaylıklar diliyoruz. Yeni bir bebeğimiz dünyaya geldi. Hayırlı olsun, sağlıkla büyüsün. Ama Covid teşhisi kondu. Belirti mi verdi? Siz test mi yaptınız? Nasıl oldu? Bu bebek bizim hastanede doğdu. Gayet sağlıklı. Hiçbir sıkıntısı yok. Normal doğumla doğdu. Hiçbir sıkıntısı olmadığı için ertesi günde taburcu ettik. Evde bebek bir gün kaldıktan sonra orada içinden bu bebeğe bir gün içinde Covid bulaşmış. Ertesi gün aile bize başvurdu. Kusma, ishal, beslenememe şikayet geldi. Belirgin bir tartı kaybı vardı. Hemen zaten ailede de, COVID'de olduğu için hemen biz tahlili yaptık ve birkaç saat içinde pozitif olduğu anlaşıldı. Şenay Hocam, siz tabii bu konuda literatürü ve yayınları bir yandan da takip ediyorsunuzdur. Bebeklerde COVID çok sık görülmüyor herhalde, değil mi? Hani COVID anneden doğan bebeklerde bile sık görülüyor mu? Yani şu anda vertikal geçiş açısından çok şüpheli. Yani fark edilebilmiş değil ama hiç bizim hastanede görmedik açıkçası. Hı hı. 100 tane COVID'li anne yaptı ama kimse de görmedik. O yüzden bu bebeğin de artık içinden bulaştı. Hocam, bebeklerde nasıl seyrediyor peki? Yetişkinlerdeki gibi mi? Bebeklerde de maalesef çok kötü sonuçlara ulaşabiliyor, nadiren de olsa. Bizim şu anda burada en büyük pandemi hastanelerinden biri sayılırız. Burada yaklaşık 20 tane COVID pozitif bebek oldu. 2-3 tanesinde de ciddi sonuçlu oldu. Kalp tutulumu oldu. Kalp tutulumuna bağlı olarak uzun süre yatmaları gerekti, tedavileri gerekti. Yani bebeklerde de çok ciddi seyredebiliyor. Şu ana kadar kaybettiğimiz bebek olmadığı için mutluyuz. Peki acaba emzirme sırasında veya işte hani yakın temasla mı bulaşıyor bebeklere? Bulaşma yolunun ne olduğunu düşünüyorsunuz? Bizim vakalarımız şu ana kadar hep aile içinden bulaştı. Bu bebek de yine aile içinden bulaştı. Emzirmeyle gitme ihtimali var. O nedenle direkt emzirmeyi önermiyoruz. Anne eğer COVID pozitifse mutlaka hijyen koşullarına dikkat ederek sütünün sağması ve başka biri tarafından bebeğin beslenmesini öneriyoruz. Çünkü çok bir şekilde bebeğe geçebiliyor gerçekten. Bu nedenle biraz çok riskli bir konu ve maalesef kötü sonuçlar olabiliyor, evet. Tedavide nasıl bir yol izliyorsunuz peki hocam? Şimdi 6 günlük bir bebekte. Yani şu anda bebeğin en azından kusması ve ishali olduğu için IV mayi veriyoruz. Bunu beslenmesini toparlamaya çalışıyoruz. Daha iyiyiz ilk geldiği güne göre. Ama tamamen toparlayabildik mi? Hayır. Tedavi ve tedavisi devam ediyor. Her gün PCR testi gönderiyoruz. Her gün de pozitif çıkmaya devam ediyor. Bakalım yani başka bir tutulum olacak mı, akciğer tutulumu olacak mı, kalp tutulumu olacak mı? Buna göre kalple ilgili bütün şeylerine baktık. Şu anda çok şükür öyle bir şey yok ama çok değişken bir seyir, birkaç gün sonra olabilir. Bu nedenle çok yakın izlem ve takibine devam ediyoruz. Şimdi siz biraz önce COVID pozitif annenin sütünü sağmasını ve başka biri tarafından bebeğe verilmesini önerdiniz. O zaman tam izolasyon şartlarının sağlanması gerekiyor evde anne içinde. Yani aynı büyüklerde olduğu gibi herhalde ayrı bir odada kalmasını ve maske kullanmasını, eğer bu mümkün değilse de çift maske kullanmasını mı öneriyorsunuz? Kesinlikle, kesinlikle. En önemli şey bebeğin COVID'le temas etmemesi, annesi de dahil olmak üzere. Anne sütünün değerli olması nedeniyle anne sütünü vermeyelim diyemiyoruz. Hı hı. Anne sütünü verelim ama başka biri tarafından. Bebeğe bakabilecek ve COVID olmadığı kesinleşmiş başka biri tarafından beslenebilir. Şenay Hocam, tabii hani özellikle ilk defa anne baba olanlar tecrübesiz yakalanıyor. Bazen artık hani elbette şu ara büyükler de maalesef tabii başka evlerde, onlarla da temas kesildiği için o tecrübeden de bazen yararlanamıyor kişiler. Sizin özellikle hani COVID'li kişi varsa evde hani bebek konusunda ne görürlerse endişe edip mutlaka gelmeliler size veya bir hastaneye başvurmalılar. Bir kere aile içine muhakkak herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyonu bulgusu olan hiç kimse bebeğe asla ve asla hiçbir şekilde yaklaşamaz. Böyle bir şey olduğu zaman çok acil şekilde COVID testinin yapılması ve eğer COVID saptanırsa ona göre bebekten çok acil bir şekilde uzaklaştırılması gerekiyor. Evet, çok teşekkür ederiz Şenay Hocam bağlandığınız için. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler, kolay gelsin size. Çok sağ olun, sağlıkla büyüsün inşallah, atlatsın kısa zamanda. Sağlık çalışanlarına da bir kez daha buradan teşekkür edelim. Her fırsatta duygularımızı, şükran duygularımızı onlara iletmeye çalışıyoruz zaten. 6 günlük bebek hocam şeyi kaçırdım ben. Anneden mi, anne babadan, yani pozitif olan aile bireylerinden mi geçmiş? Muhtemelen öyle. Aile içi bulaşma. Çünkü şu anda hani gebelik sırasında bir COVID bulaşması söz konusu değil gibi görünüyor. Doğumdan sonra. Evet, doğumdan sonra genellikle oluyor bulaşmalar. Hı-hı. O yüzden işte hani emzirirken esasında oradaki hadise sütten bulaşma değil de yakın mesafe olduğu için annenin işte nefesiyle, kendini tutamayıp öksürmesiyle, hapşırmasıyla virüsün bebeğe geçmesi problem zaten. Çünkü bebeğe maske de takamıyorsun haliyle kucağındayken veya emzirirken zaten maske mümkün değil. Evet. Hani o yüzden tam işte o sıkıntılı dönemde bulaşma çok kolay oluyor bebeklerde. Daha önce zaten COVID'li bir annenin doğum yaptığını ve bebeğine bulaşmadığı haberini yapmıştık, vermiştik. Evet, evet. Demek ki gerçekten sonradan olabiliyor. Peki çünkü geçmiş 6 günlük olsun diyelim. 6 günlük yavrum yani. Sağlıklı bir yeni doğan bebek bile denmez. Yeni doğan yani. Evet. Geçecektir inşallah. Bir de eve gittikten sonra yakalanmış. Hastanede de değil. Yani işte hani orayı tam bilemiyorsun. Kuluçka 6 günde zaten kuluçka süresinin içinde oluyorsun yani. Evet. Belki doğar doğmaz virüsü aldı da. Tabii, onu da bilemeyiz. Doğru. Peki şimdi teşekkür ediyoruz tekrar. Günün yüz güldüren karesiyle devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Ekrana gelsin. Ay çok güzel bir şey. Yani insana şunu düşündürtüyor. Bazı insanlar hiç yaşlanmıyor herhalde. Şimdi hemşireyi görüyorsunuz. Kucağındaki bebeği görüyorsunuz. Yandaki karede de aynı hemşireyle kucağındaki bebek doktor olmuş. Evet, ne güzel. Bunu sana bırakıyorum hocam. Meslektaş olmuşlar. Evet evet, yani hakikaten çok güzel bir kare. Düşünsene hani senin eline doğmuş, ondan sonra kocaman olmuş. Senin meslektaşın olarak yanında var. Bizde de var böyle hemşirelerimiz. Hakikaten çok genç yaşta zaten hemşireler çalışmaya başladığı için hakikaten... Ebeler falan böyle bazen doğurdukları kişilerle tekrar aynı hastanede çalışmaya başlıyorlar. Böyle birkaç kişiyi ben de tanıdım ama çok güzel gerçekten. Ne güzel görüntüler. Prematüre doğmuş bebek. Prematüre doğduktan sonra işte böyle 28 yıl sonra doktor olup tekrar aynı hemşirenin karşısına çıkmış. Yalnız hemşire de kendine iyi bakmış ha. Yani işte ben orada pek diyorum yani. Öncesi sonrası hemşireye uğramamış yani. Bayağı genç hemşire olmuş herhalde. Zaten galiba güney, yani uzak doğulu. Hani onlar yaşlanmıyor ya. Evet evet. Belki Kore mi, Çin mi, onlar bayağı yaşlanmıyorlar. Harika bir kare gerçekten. Güzel, biraz hakikaten bu haberler böyle can sıkıcıyken bunu arada böyle koyduk, iyi oldu. Evet. Herkes hafif böyle bir gülümsemiştir herhalde. Evet, Allah da herkese nasip etsin böyle karşılaşmaları. Amin. Ne kadar güzel. Şey de oluyor bazen, öğretmensin, emekli oluyorsun. Bir devlet dairesine gidiyorsun. Karşındaki senin öğrencin çıkıyor falan. Eminim çok yaşayan olmuştur. Ya da bir de hastaneye gidiyorsun, diyor ki ben sizin öğrencinizdim. Evet. Sen de yaşıyorsun. Ben çok yaşıyorum. Çok, evet. Tabii tabii. O şeyde öğretmenler gününde bana bir video hazırlamıştınız yani. Gerçekten çok inanılmaz hoşuma gitti ve herhalde ömür boyu unutmayacağım şeylerden bir tanesi oldu. Seni bir de Covid'ken böyle üzdük bir yandan ama. Ya bir de Covid insanı duygusal yapıyor. Yapıyor mu? Gerçekten. Yapıyor gerçekten. Ya. Hani belki işte o hastalık psikolojisi, hani her şeyin bir anda olabileceğinin bir anda insanın bilinçaltında işliyor olması biraz daha bence insanı hakikaten duygusal yapıyor. Her ihtimal aklına geliyor. Tabii. Şimdi evlerinden bizi izleyenler, özellikle korona ile Covid'le mücadele edenler olabilir ki ihtimal dahilinde çok vardır. Hepsine geçmiş olsun, acil şifalar dileyelim. Hastanelerden bizi izleyenler varsa sağlık çalışanlarına kolay gelsin. Hastalara acil şifalar diliyoruz. Yakınlarına sabırlar, kolaylıklar diliyoruz. Doktorum yanımda adı üstünde aslında hep yanınızda olmak için var. Biraz da haberlerle devam edeceğiz şimdi. Sizler de nereden izliyorsanız bize ulaşın mesajlarınızla. Birazdan günaydın mesajlarınıza da bir göz atacağız. Bayağı gelmeye başlamış yalnız bu arada. Evet, ister misin sen göz atmak? Atsana göz. Atamıyorsun gözcüğü. Göremiyorum ben diyor ya. Ben dün attım. Burada ne yazıyor? Biraz daha gelsin. Ha? Bence biraz daha gelsin. Herkes tamam, biraz çalışsın. Daha gelsin. Bakalım. Geçen gün diyorum sen okusana diyorum. Okuyamayacağımı biliyorsun. Şimdi sevgili izleyiciler, bu arada gıda güvenliği için bize yazabilirsiniz. Acaba hangi gıdalar güvenli, güvensiz, hangi etiketi okuyalım? Paketli gıdalar çok önemli. Ben neyi sormak istiyorum biliyor musun? Hı. Sizce ambalajlı gıdalar daha mı güvenlidir sağlık açısından, yoksa daha büyük tehdit mi? Merak ediyorum, ne düşünüyorsunuz? Onu yazsanıza bize. Aslında düz mantık yani, daha büyük. Çünkü ne var biliyor musun? Herkes böyle ambalajlı gıdaysa işlenmiş gıdadır diyor da. Ha. Şimdi bak, herkeste öyle bir düşünce var biliyorum. Ben ne zaman sağlıkla ilgili bir konuşma yapsam, sağlıklı yaşamla ilgili, herkes şey diyor. Ya hocam işte sonuçta paketin içinde demek ki içinde koruyucu var. Demek ki işlenmiş gıda, demek ki sağlık için zararlı. Acaba gerçekten öyle mi? Bilmem. Ne dersiniz? Az sonra. Sıradaki habere geçiyorum. Daha doğrusu ilk haberimize. İngiltere'den gelen tüm yolcular takibe alınmış. Neden? Şöyle görüyorsunuz. Sayın Bakanımız Doktor Fahrettin Koca diyor ki İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize uçuşların askıya alındığını ve o an itibariyle havada olan yolcular için de tedbirlerimizi duyurmuştuk. Önceki gece bu ülkelerden ülkemize giriş yapan 335 yolcu sağlık kontrolünden geçirilmiş ve PCR testi yapılmıştır. Yolculara 1. ve 7. günü PCR örnekleri alınmaktadır. Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmış. İngiltere'deki mutasyon haberinden sonra biz hemen bu haberi verdik. Haberi verir vermez zaten aklın yolu bir, uçuşların kapatılması gerekiyor dedik. 2 saat sonra hemen bir zaten tweet geldi, kapatıldı. Peki daha önce uçanlar ne oldu diye düşünüyorduk ki yayından ikimiz de söyledik, onlar muhtemelen karantinaya alınacaktır. Evet. Çünkü bu tespit edilene kadar bir süre var. Bir de bence burada şu önemli, evet tamam PCR testi yapılacak ama o PCR'ler içinde acaba mutasyon geçirmiş yeni tip varyant virüs var mı? Bence en önemli sorulardan bir tanesi o. Evet, yoksa daha önceki yani virüs. Bu bilgi akışı açısından da çok önemli. Yani mesela biraz önce sana söyledim ya, mesela İzlanda'da PCR pozitif olan herkesin hangi virüs tarafından enfekte edildiği genetik olarak araştırılıyormuş. Bu çok önemli aslında. Şimdi diyelim bu İngiltere uçaktan inenlerde koronavirüs tespit edildi. Tabii. Mutasyona uğramış olan virüs mü bu? Evet. Yoksa işte 9 aydır mücadele ettiğimiz virüs mü? Buna bakılıyor mu acaba? Filyasyon açısından da önemli. Yani kim kime ne bulaştırdı? Bir de tek farkı bu 70 saat ne ya? 70 saat mi dedim ben? 70 miydi? Neyi? Daha çok hızlı bulaşıyor dendi ya, orada bir 70 kalmış aklımda. %70 daha fazla bulaştırıcı. Yani şöyle bir şey var, bu virüsün R sayısını 0,4 oranında arttırdığı söylendi ve matematiksel olarak hesaplandığı zaman bu muhtemelen %70 daha fazla bulaştırıcı gibi görünüyor. Ama bu sadece matematiksel formül üzerinden, bunu net olarak bilmiyoruz şu anda. Sen 70'i takmışsın kafaya mı? Hayır, 3 gündür bende bir gariplik, 3 oluyor bu, yani dünden beri bir şey var, bu 3. oldu bak. Bir tanesi böyle Ferit dedi ki bak kısaca anlatacağım şimdi. Acaba diyorum bir şey mi geçirdim ben? Cümlelerimde bir tuhaflık var. Ne dedim ben, 70 mi dedim diyorum kendi kendime. Evden aşağıya doğru borular olur ya böyle. Hı. Dirsek kısmı borunun kırılmış, su borudan gideceğine dirsekten akıyor. Tamam. Tamam mı? Ferit de bana anne bak dedi, boru kırılmış dedi. Aa evet, su aşağı düşüyor dedim. Akıyor demek istedin herhalde dedi. Anne sen hasta olunca akıyor demeyi mi unuttun dedi. Su aşağıya düşüyor denmez, akıyor denir. Sonra dün film izliyoruz, diyorum ki ya bu Amerika ne kadar güzel. Ohio muydu neydi? Hiç uzun bina yok, hepsi kısa dedim. Eşim dedi ki yüksek demek istedin herhalde dedi. Bugün de bu oldu. Bir şey mi geçirdim ben? Negatifim aslında koronavirüs. Yok canım. Yok. Algı değişiyor dediler ya koronavirüsten sonra. Bak gerçekten yani 70 dedim. Yok yok. Nasıl döndüğüm nasıl belli değil mi? Bak bir yandan neşelendik. Evet. Peki, şimdi devam diyorlar. Hemen devam ediyoruz. Mutasyonlu virüs biraz çocuklar. Biraz güldük ya, hemen devam. Hemen devam. Mutasyon... oradan hemen buradan söylüyorlar bize. Ha, evet, kulağımıza. Mutasyonlu virüs çocuklar arasında daha bulaşıcı olabilir. Şimdi bu haberi ben duyunca hemen bir panik oldum tabii de, sakin olalım. İngiltere'de COVID-19'un tespit edilen yeni türünün çocuklar arasında daha bulaşıcı olabileceğine dair ipuçlarının bulunduğu açıklandı. Oxford Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar profesörü Peter Horby, artık bu türün şu anda Birleşik Krallık'ta bulunan diğer virüs türlerine göre daha fazla bulaşma ihtimali olduğunu düşünüyoruz demiş. Daha yeni düşünüyor mu? Zaten bunu 2 gün önce dedik, çok hızlı bulaşıyor. İşte çocuklarda diye. Hani bu risk daha yüksek olabilir gibi görünüyor. Çünkü bu mutasyon esasında şöyle bir mutasyon Selda. Bu RNA virüslerinin mutasyona eğilimi çok aslında. Bizim ana bilgilerimiz... İnsanların DNA'da saklanıyor, tamam mı? Bu virüsünki RNA'da saklanıyor. Aynı influenza virüsünde olduğu gibi, aynı AIDS'in etkeni HIV'de olduğu gibi. Şimdi bütün RNA virüslerinde mutasyon çok sık görülen bir şey aslında. Koronavirüs HIV'e ve influenza virüslerine göre biraz daha stabil, yani çok değişmeyen bir virüs aslında. Yani burada mutasyon hızı biraz daha düşük. Fakat o RNA dediğimiz bütün bilgileri içeren o kordonda Spike proteinler var ya, hani hücreye tutunmasını sağlayan, orayı kodlayan bölümde bir mutasyon oldu. Mutasyon demek değişiklik demek. O değişiklikte şöyle bir sonuca neden oldu. Hücre bağlanmasını arttıracak gibi görünüyor. Tamam. Anladım hocam. Tamam. Anladım. Şey oluyor öyle bazen. Evet, kesinlikle burada çocuklar söz konusu olduğu için biraz panik haline geliyor. Evet. Bu sefer de okullarda hani bazıları kapatılmıştı, bazı ülkelerde kapatılmamıştı ya. Avrupa bunun üzerine hani onu değiştirebilir. Bütün okullar kapatılabilir. Evet, sen virüsün yapısıyla ilgili anlattın ama ben hani sıradan bir vatandaş olarak %70 daha hızlı bulaşıyor dedik. Onun dışında farkı var mı bu virüsün? Diğerinden seyretme hali, tedavi şekli, ne bileyim öbürü ateş yapıyordu da bu istifra çok yapar gibi. Ha, yok. Böyle bir şey daha yok değil mi? Şu anda yok. Biz anlayamayız yani o virüsün mutasyona uğrayan virüs olduğunu. Esasında hani anlamanın da bir şeyi var mı? Anlamı var mı? Hani yeni mutasyon geçirmiş virüsle mi enfekte oldun? Yoksa normal bir koronavirüs mü bulaştı? Yani hasta açısından bir farkı yok. Tedavisi de muhtemelen değişmeyecek. Çünkü hani belli bir standart tedavi var koronavirüs için, o yapılacak zaten ki biliyorsun koronavirüste de hani böyle çok özellikle o virüsü öldürecek bir ilacımız yok aslında da. Evet. Ama eğer çok bir anlamı yok diyorsan hani fark açısından, aşının da etki etmeyeceğini söyleyemiyoruz şu anda. Ya şöyle, ben bir çizebilir miyim onu size? Tamam. Bilmiyorum. Haydi çiz. Tablet gelebilirse ekrana. Şimdi biliyorsunuz virüs, bakın şu anda virüsü çiziyorum. Virüsün üzerinde böyle çıkıntılar var. Tamam mı? Şimdi virüsün kalbinde esasında bizim RNA dediğimiz ve virüsün her bilgisinin yer aldığı şöyle bir bilgi yumağı var aslında. Şimdi bu bilgi yumağı şurada aynı şekilde çizdiğim gibi, mesela bunun yeşil olarak çizdiğim bölgesi, şu bölge diyelim ki, virüslerin şu spike protein dediğimiz hücreye bağlanma yerinden sorumlu. Mutasyon ne demek biliyor musun? Bu yeşil çıkıyor mesela fark etmeden, tamam mı? Onun yerine kırmızı bir bölge giriyor mesela diyelim ki. Hemen şöyle çiziyorum. O yeşilin yerine bu kırmızı bölge giriyor. Şu anda bu mutasyon geçirmiş bir virüs. Tamam mı? Bu ne yapıyor? Bu spike proteinde bir değişiklik yaratıyor. Bak, biraz önce mesela kısaydı senin gökdelenlerin gibi. Tamam mı? Şimdi uzadı ve belki de sayısını arttırıyor. Dolayısıyla burada hücrenin, daha doğrusu virüsün hücreye bağlanma riskini arttırdı bu mutasyon. Doğru mu? Muhtemelen aşı buna bir miktar etki edecek ama ne kadar etki edecek bunu zaman içinde göreceğiz. Hastalıkta ne gibi değişiklikler yaratacak bunu göreceğiz. Ama tahminen hastalıkta ciddi bir şey yaratmayacak. Çünkü neden? Sadece değiştirdiği bölge şurası. Yani spike proteini değiştirdi. Şu mavi olan bölgeyi değiştirmedi. Evet, o zaman o nedenle hastalığın seyri çok değişmeyecek gibi görünüyor. Hı. Bu durumda altyapımız, dün pazartesi de konuştuk. Altyapımız hazır bizim. Yani aşı en fazla ne kadar değişebilir? Evet. Çok da öyle korkutmamak lazım. Ya mutasyona uğramış aşı çalışmaları çöpe mi gidecek diye spekülasyonlar yaratılıyor da biraz işte böyle, hı hı, bilimsel yazdığınız, baktığınız ve çizdiğiniz zaman Murat hocamız sağ olsun, bence düz mantık, işte böyle mantık, yani düşünüyorsun ne kadar şey olabilir. Evet. Hemen bak şey, dördüncü habere geçsene. Tamam. Dörde mi geçelim? Tamam. Elimizdeki geçsene. Etkili ama gerekirse 6 haftada yenisini yaparız. Bu cümle kime ait, ne demek istiyoruz? Koronavirüs aşısını bulan Türk bilim insanı Uğur Şahin, İngiltere'de görülen yeni mutasyona karşı da aşının etkili olacağını belirtti. Buyurun. Şahin ayrıca gerektiği takdirde 6 hafta içinde yeni mutasyona karşı aşı geliştirebileceklerini söyledi. Korkmaya gerek yok aslında. Şimdi şöyle, aşılar büyük oranda etkili olacak diye bekleniyor. Dün Almanya Sağlık Bakanı da aynı şeyi açıkladı. Onlar da kendi bilim kurullarında tartıştıktan sonra muhtemelen Uğur Bey'den de, Uğur Hoca'dan da şey almış olabilirler, görüş almış olabilirler. Aşı muhtemelen burada da etkin olacak dedi. Tamam. Hmm. Ancak tabii aşı eğer etkin olmazsa, bu mRNA aşılarının şöyle bir kolaylığı var. Hemen sentetik olarak üretildiği için ve orada hani demin biraz önce maviden kırmızıya döndürdük ya bir bölgeyi. O kırmızı bölgeyi sentetik olarak yapabiliyorsun. Yani dışarıda fabrikada üretebiliyorsun. Onu hemen yapıp 6 haftada değiştirebiliriz diyor Uğur Hoca. Tabii ki burada şöyle bir sıkıntı geliyor. 6 haftada aşıyı geliştirebilirsin ama milyonlarca dozu ne kadar zamanda yaparsın? Sıkıntı orada. O yüzden bu önemli. Evet. Ama çok da ben rahatladım yani, ben şahsen çok da öyle korkmuyorum. Çok da rahatlama. Çok da ya o kadar da, ben ama hani temkinli olmaya devam edelim. Yok yok. Yani şöyle mutasyon endişesi çok böyle gerek yok. Evet, şimdi biraz mesajlara bakalım mı? Bakalım, bakalım. Yoksa birazdan hemen böyle bu bölüm bitti falan diye duyacağız kulağımızdan. Panik olacağız. Şimdi hemen kimler nereden izliyor bizi? Yazdınız mı? Yazdınız. Gül Keskin diyor ki geçmiş olsun, çok teşekkürler. Her sabah aydınlatıyorsunuz bizleri, çok güzel, faydalı bir program. Teşekkür ediyoruz. Gülgün Hanım, Murat hocamıza ve size hoş geldiniz diyorum diyor. Sevtap Hanım, geçmiş olsun, mesajları çok fazla, çok teşekkürler. Onları geçeceğim ama tabii ki mesajın devamlarını hep okuyacağım. İsimleri oku ama geçmiş tabii, olsun. Tabii tabii. Nazan Hanım, Baytar Nazan Hatay'dan günaydın diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi görmek mutlu ediyor diyor bana. Ya ben şunu bir gerçekten inanın yani. Hani diyoruz ya biz, ben de sizi çok seviyorum. Yani izleyici de mesela, sen de dersin ya beni tanımıyorsun, etmiyorsun, görmüyorsun da nereye seviyorsun? Seviyoruz gerçekten. Sizin o her gelen mesajınız tek tek bizde böyle bir sevgi duygusu uyandırıyor, değil mi hocam? Kesinlikle. Eminim senin de öyle. Yüzümüzün gülmesinin nedeni tabii, gerçekten. Tabii yani, hiç demeyin ki beni tanımıyor, etmiyor. Aslında her birinizin ismini böyle kazıyoruz beynimize. O yüzden çok teşekkürler. Yazdığınız her şeye çok teşekkürler. Şahin Erdem Erbağ'dan sevgiler, selamlar yollamış bize. Nurgül ablacığım beni gördüğüne sevinmiş. Bilemiyorum, dün bir boşluğumu hissetmiş. Hissetmiş tabii. Hissetmez olur mu? Ablası merak etmiş ama hiçbir şey yok. Çok teşekkürler. Handan Hanım günaydın diyor. Göksel Hanım çok teşekkür. Göksel Bey pardon, özür dilerim. Çok teşekkürler mesaj için. Kadriye Hanım, Özge Hanım, Kayseri teşekkürler. Günaydın size de. Emel Hanım sağlıklı, huzurlu günler dilemiş. Rabia Hanım günaydın. Göknur Hanım Allah'a şükür bir şeyiniz yok diyor. Çok şükür, herkes iyi olsun. İzleyen herkes iyidir inşallah. Şeyda Hanım günaydın. Şebnem Hanım günaydın. Size de Bursa'dan sevgiler. Filiz Hanım, Mercan Dirak günaydın demiş. Hülya Hanım günaydın diyor. Bakayım nereden yazıyorsunuz? Isparta'dan Bülent Bey size de günaydın. Daşkıran Asuman günaydın canlar demiş. Sizleri görmek çok güzel. Kahramanmaraş, Suziye, Sadık Er, Sibel Hanım yine güzel bir gün. Gidiyorum devam ediyor. Çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Sorularınızı da bekliyoruz bu arada. Günaydınlar dışında gıda mühendisi bir konuğumuz olacak. Beslenmeyi konuşacağız. Bir şey diyecek gibiydin hocam. Evet, bir son dakika haberi var. Biraz da sevimsiz bir haber aslında bakarsan. Profesör Doktor Orhan Kural koronavirüs tedavisi görmekteydi. O maalesef vefat etmiş. Ya. Evet, Orhan hocamız, kendisi benim Maarif Koleji'nden de abimdir. Maden mühendisliğini bitirmişti ama Gezi yazarıydı. Aynı zamanda sosyal tüm işlerde iyi bir aktivisti, biliyorsunuz. Dünyanın yeşilliği için, çevre için çok çalışan biriydi. Maalesef koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle tedavi görürken vefat etmiş. Kendisine şimdi mi Allah'tan geldi? Evet, şimdi son dakika haberi geldi. Allah'tan rahmet diliyorum kendisine. Allah rahmet eylesin. Fotoğrafını da verdi arkadaşlarımız. Evet. Allah rahmet eylesin. Evet, böyle haberlerde alıyoruz işte, hiç ummadığımız anlarda, ummadığımız kişiler. Evet. Neler çok duyuyoruz, değerleri yitiriyoruz yani. Tabii hakikaten. Yani sadece hep diyorum, bir insan ölmüyor, bilgi ölüyor bu koronavirüsle beraber. Hele hele böyle değerli isimleri kaybetmek. Yani Orhan abi hakikaten dünyanın daha iyi olması için çaba sarf eden bir insandı. O yüzden hakikaten büyük değeri kaybettik. Evet, başınız sağ olsun hocam. Sağlık camiasında başı sağ olsun. Evet, şimdi duygu durum devam edelim. Mumuz bu işte, yani bu 2020'yi tarif edecek olursak bir böyle, bir böyle, bir böyle şeklinde böyle bir dalgalı duygularla devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Bir yılı da bitirmek üzereyiz ama hiç merak etmeyin, çok bir şey değişmeyecek yani, öyle büyük hayaller kurmayın. 2021'de ya, biraz zor olacak. Ya 2020'ye de ne hayallerle girdik Selda, Allah aşkına. Tabii canım, böyle değil mi? Haydarilerle falan girdik ama işte böyle bir yıl yaşadık. Herkes 2020'ye girerkenki günleri paylaşmış son günlerde fotoğraflarla. Yok yani, herkeste büyük umutlar varmış ama inşallah 2021 daha iyi olur. Daha iyi olur. Daha iyi olur. Evet, her zaman söylediğimiz gibi insanoğlu bugüne kadar her şeyi atlattı. Bunu da atlatacak. Evet. Ama zaman, her şeyin ilacı zamandır. Bunu unutmayın. Evet, her şeyin ilacı zaman. Virüslere karşı yerli çözüm. Bakın mesela umutlu haberler de geliyor değil mi? Böyle şeyler de veriyoruz. Aselsan kimyasal ve biyolojik tehditlerin tespitine yönelik araştırmalar kapsamında elde edilen bilgi birikimiyle COVID-19 tespitinde kullanılacak şekilde bir cihaz geliştirme çalışması başlatmış. Cihaz sayesinde hastalardan alınan tek örnekle çok sayıda hastalığın taraması yapılabilecek. Antikor tabanlı dijital tespite dayanan bir sistem bu. Mercekler kullanılarak optik yöntemle tespit yapıyor. Hastalardan alınan örnekler tek kullanımlık kasetler üzerinde inkübe ediliyormuş. Hastadan alınan örneğin yer aldığı kartuş yapay zeka yazılımıyla analiz ediliyor ve sonuç raporlanıyor. Çok da güzel aslında. Virüs tanı sistemi, yapısı bozulmamış virüsün kartuş içinde bulunan ve anahtar kilit uyumuyla çalışan antikorlar tarafından tutularak optik temelli olarak tespit edilmesi sağlanıyormuş. Yani aslında bu koronavirüs işte, çaresizlik insana bir sürü icat da yaptırır ya. Doğru, doğru. Koronavirüsle beraber virüslere karşı da böyle bir yerli çözüm. Şimdi mesela cerrahi dalların en çok geliştiği dönem hangi dönemdir biliyor musun? Savaş dönemleri. Değil mi? Cerrahiye baktığın zaman teknik inanılmaz hızlanır ve inanılmaz değişir savaş günlerinde. Bu da böyle bir şey oldu senin dediğin gibi. Hani salgın döneminde herkes kafasını bu yönde çalıştırdığı için bilim insanları da bu yönde, acaba neler yapabilirim bu virüsten korunmak için, pandemiden kurtulmak için diye araştırırken elbette farklı çözüm metotlarıyla karşımıza çıkıyor. Özellikle tabii ülkemizden böyle şeylerin çıkıyor olması insanı daha da mutlu ediyor ve daha da gururlandırıyor. Bir gurur sebebi oluyor. Bir an önce tabii ki hani bunun şu andaki PCR testleriyle karşılaştırılarak hani bilimsel sonuçlarının karşılaştırılması ve başarılı olduğunu göstermek bence en güzel gurur vesilesi olacak diye düşünüyorum. Evet, inşallah. Ya çok güzel bir tane video vardı canım sıkılıyor diye ama vaktimiz yok galiba, giremiyoruz değil mi? Çok da güzel haberler de var. Bu arada insanlık COVID-19'dan daha kötü salgınlar görecek diyen insanlar, bilim insanları da var. Evet. Yani işte hani bir iyi haber gelirken bir taraftan kötü bir haber gelebiliyor maalesef. Şimdi sevgili izleyiciler, haberlerimiz bu kadardı. Şimdilik Doktorum Yanımda devam ediyor. Ekranlarını yeni açanlar varsa bir kez daha günaydın diyelim. Ne yapıyoruz? Bugüne kadar biliyorsunuz hep sizden video istedik. Covid-19'u geçirdiyseniz, bir yakınınız geçirdiyse nasıl mücadele ettiğinizi bize anlatın dedik. Bir videomuz var. İzleyelim. Bakalım nasıl geçmiş, neler yapmış. Sevim Hanım koronayı yaşayanlar bölümünde bize mücadelesini anlatıyor. Merhaba, Ben Sevim, COVID, bir 10 gün önce COVID hastası olmuştum. Tabii sizin söyledikleriniz, bulgularda yaşadık o bulguları. Aşırı üşüme, terleme, halsizlik, iştahsızlık ve yüksek moral bozukluğu geçirdik. Abimin kızıyla beraber ikimiz birlikte aynı odada kaldık. Aynı evde kaldık ve bu kötü günleri geçirdik. Şu anda çok iyiyiz. İşte dediğiniz terlemeler, üşütmeler, halsizlikler, iştahsızlıklar ve bu şekilde bunu atlattık Allah'ın izniyle. Ateşten bir gömlek giymiştik ve sonunda başardık, atlattık bunu. Ve siz böyle bir video istemiştiniz. Biz de size gönderiyoruz. Önerilerimize de herkes çok dikkatli olsun. Bizim önerilerimiz ise insanların çok dikkatli olması lazım. Ve biz çok dikkatliydik. Biz bir hata yüzünden oldu. Ve dikkatimizi şu anda neden böyle bir hata yaptık? Halen daha onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Bir daha inşallah böyle bir hata ömrümüzde olmaz. İyi günler, iyi programlar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ne kadar içten, ne kadar samimi anlatmış Sevim Hanım. Geçmiş gitmiş olsun. Evet, gelmiş geçmiş olsun diyelim Sevim Hanım. Sizi böyle gene sağlıklı görmek bizi mutlu etti. Tabii önemli mesajlar verdiniz bize gerçekten. Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi bazı kişilerde hiçbir problem görünmüyor, hiçbir belirti olmuyor ama bazılarında çok ağır seyredebiliyor, bazılarında üşütmeyle kendini gösteriyor koronavirüs. Bizim açımızdan çok değerli bir gönderiydi bu. Sevim Hanım'a çok teşekkür ediyoruz ve geçmiş olsun diyoruz tekrardan. Bu arada siz de eğer böyle bir videoyu paylaşmak isterseniz, ki biz bunu çok isteriz, sizden ricamız bize bir video çekmeniz. Telefonunuzu yan tutun ve bize bir video çekin lütfen. Bu videoda koronavirüsü nasıl yaşadığınızı anlatın ve özellikle bir mesajınız varsa onu söyleyin. Sonrasında da 0530-954-9991 numaralı telefona gönderin. Biz de koronavirüs günlüğün bölümünde sizin yaşadıklarınızı paylaşalım. Evet, WhatsApp numaramızı da altta gördünüz zaten. Sevgili izleyiciler, şimdi sizden gelenlere sanırım vaktimiz yok değil mi? Sorularınızı siz gönderin. Zaten mutlaka aynı gün içinde olmasa da Murat hocamız sorularınızı yanıtlıyor. Doktorum Yanımda TV 360 Instagram hesabından kısacık bir reklam arası vereceğiz. Gıda mühendisi Ebru Akdağ az sonra bizimle olacak. Gıda tüketimini, güvenilir gıda nedir ne değildir konuşacağız. Doktorum Yanımda devam edecek, hiçbir yere ayrılmayın. Güvenilir gıda deyince ne anlamalıyız? Gıda ürünlerinde etiket neden önemli? Ambalajlı gıda alırken nelere dikkat etmemiz gerekir? Gıda güvenliği konusunda mutfaklarda en sık yaptığımız hatalar ve temel kuralları gıda mühendisi Ebru Akdağ birazdan canlı yayında anlatıyor. Sakın bir yere ayrılmayın. Devam ediyor sevgili izleyiciler. Bir kez daha günaydın diyelim. Bu bölümde çok değerli bir konuğumuz olacak ve çok önemli bir şey konuşacağız. Çünkü doğal yaşama doğru gitmiyor muyuz hocam? Evet. Her yıl biraz daha. Yalnız insanoğlu doğal yaşama giderken doğal yaşamı istila ediyor gibi görünüyor. O yüzden zaten bu belalar oluyor. Vererek doğal yaşama. Evet, özlüyoruz tabii o binasız, bol topraklı dünyayı. Ama bakalım beslenmede ne kadar beceriyoruz bunu? Özellikle şu market alışverişlerinde çok önemli hatalar yapıyor olabilirsiniz. Evde mesela işte yazın bezelyeyi aldınız. Efendim onu dondurucuya koydunuz. İyi bir şey mi yaptınız, kötü bir şey mi yaptınız? Acaba besin değeri düştü mü? Hani yoksa direkt olarak dondurulmuş mesela bezelye almak daha mı sağlıklı? Bunları bilmiyoruz aslında değil mi? Evet, hepsini konuşacağız bakalım ne kadar doğru. Dip frize atmak. Bir de ne diyorduk ona biz? Derin dondurucu. Turfanda. Tamam, gıda mühendisi Ebru Akdağ'ı hemen davet edelim. Hoş geldiniz Ebru. Merhabalar. Merhaba. Şöyle ortamızı alalım. Sorularımızla merhaba, seni biraz böyle sıkıştıralım. Evet. Harika. Çok ihtiyacımız var. Çok teşekkürler. İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Şimdi şu biz beslenme yanlışı olarak ne yapıyoruz? Murat hocamız dedi ki paketli gıda aldığımız zaman hep onun işlenmiş olduğunu düşünüyoruz ama ne kadar doğru düşünüyoruz dedi. Hı hı. Sorular çok uçuşuyor kafamda. Soruyorum. Beslenme yanlış alışveriş yaparken gıdalarda neye dikkat edeceğiz en çok? Şimdi öncelikle aslında güvenli gıda nedir? Ondan bir sıkıcı bir tanımımız vardır bizim. Ondan bahsedeyim. Tamam tabii ki. O sıkıcı şeyle bir girelim. Güvenli gıda dediğimiz bizim hiçbir şekilde bozulma veya bulaşma riski olmayan, onlardan arındırılmış, raf ömrü boyunca, ambalajda kaldığı süre boyunca hiçbir şekilde fiziksel, kimyasal, biyolojik bir bozulma olmayacak, risk teşkil etmeyen gıdadır. Şimdi raf ömründen bahsettiğimiz zaman eşittir ne oluyor? O zaman güvenli gıda aslında ambalajlı gıda. Koruyucu maddelere geliriz. Koruyucu madde olmak zorunda değil. Teknoloji çok gelişti. Zorunda mı? Değil tabii. Değil. Paketlendiğinde illaki olması gerekmiyor içinde. Kesinlikle gerekmiyor. Yani şu ambalajlı gıdaya karşı böyle bir kategorik suçlama var ama yani şunu düşünmek lazım. Şimdi biz tokalaşmıyoruz bile. Ellerimizi dokundurmuyoruz birbirimize pandemiden dolayı. Açıkta satılan ürünlerde insanlar kimler dokunuyor? Doğru. Nasıl muamele ediliyor? Öyle olunca büyük risk oradadır aslında. Ambalajlı gıda riskleri bertaraf edilmiş gıdadır. Kaldı ki şimdi ambalajlı gıda diyoruz da tanımını da çok kimse yapmıyor. Mesela ambalajlı su da ambalajlı gıda. Evet. Ama hepimiz şu anda onu tüketmeyi tercih ediyoruz. Çünkü herkes şöyle düşünüyor. Ambalajlı gıdaysa işlenmiş gıdadır. Mutlaka içinde koruyucu vardır. Mutlaka bu koruyucu benim sağlığıma zarar verecektir. Dolayısıyla ambalajlı gıda sağlıksızdır diye bir eğilim de var aslında. Hocam, ve yanlış bir inanış. Kesinlikle. Bir de yani işleme diyoruz da. Şimdi biz evde aldık bir meyveyi kestik. Bu bir işleme. Eti pişirdiniz, peynir işlenmiş gıda değil mi? Tabii, sonuçta sütün işlenmesi sonucu peynir oluşuyor, yoğurt oluşuyor. Evet. Yoğurt mesela sağlıksız mı? Hayır değil, çok sağlıklı ama işte işlenmiş gıda o da aslında. Ay bir rahatladım ya sayenizde. İyi tamam o zaman ama yine de dikkat edeceğimiz bir şeyler olmalı. Elbette yani bizim hem alışveriş sırasında hem mutfakta yaptıklarımız konusunda dikkat edeceğimiz şeyler var. Öncelikle yani ben ambalajlı gıdayı aslında şöyle diyorum. Koruma kalkanı ve kimliği olan gıda diye tanımlıyorum. Çünkü dışarıdaki etkenlere karşı kendini koruyacak bir kalkanı var ve üzerinde etiket bilgileri var. Şimdi biz alışverişe gittik, nelere dikkat etmemiz lazım? Bir kere alışverişte patron biziz, o yüzden başkalarını suçlamayalım. Ürünün üzerinde ne kadar şeker var, tuz var, yağ oranı nedir, son kullanma tarihi nedir, bunların hepsine dikkat etmemiz lazım. Soğuk zincirde olması gereken bir ürünün ambalajının bozulmamış olmasına dikkat etmemiz lazım. Ve onu mesela alışveriş sepetimize atıp bütün gün gezdirmememiz lazım. Bir şey sorabilir miyim? Bazı marketlerde şey vardır ya mesela son kullanma tarihine yakın olanlar ayrı bir bölümde tutulur. Hatta onlar biraz daha ucuz satılıyor. Evet. Mesela burada bir risk oluyor mu? Son kullanma tarihi atıyorum işte 14 bugün ayın kaçı 23'ü. Son kullanma tarihi ben bugün markete gittim 25 Aralık olan bir gıdayı gördüm. Mesela ben bunu alıp huzur içinde kullanabilir miyim, yiyebilir miyim? Hocam çok önemli bir yere parmak bastınız. Çünkü bir son kullanma tarihi var. Bir de tavsiye edilen tüketim tarihi var. Bunları insanlar çok karıştırıyor. Hatta yapılan araştırmalara göre insanların %70'i bunu bilmiyor. Bu da çok ciddi bir şekilde gıda israfına neden oluyor. Hangisinin ne olduğunu bilmek lazım. Eğer bahsettiğiniz tavsiye edilen tüketim tarihi ise hiç sorun değil. Ürünün üzerinde yani dokusunda bir sorun yoksa güvenlikte tüketilebilir ama son tüketim tarihi ise o tarihten sonra hiçbir şekilde tüketilmemesi gerekir çünkü ama 1-2 gün kalmış mesela kullanılabilir o zaman. Tabii o 1-2 gün içinde kullanılabilir elbette. Peki o gıdanın mesela besin değeri düşer mi? Hani 20'sinde paketlenen bir gıda 25'ine yaklaşıyor ya besin değeri düşer mi? Düşse bile çok çok minimal. Yani insan şunu düşünüyor. 25'i son kullanmaysa 24'ümde yiyorum, 25'inde yiyince mi zehirleniyorum? Hani bir akşamdan sabaha mı bozuluyor? Yavaş yavaş bozulmuyor mu? Aslına bakarsanız orada bir güvenlik alanı vardır. Zaten hemen ertesi gün bozulmaması için onun ciddi bir sürede marj konur. Çünkü mesela ilaçlarda da o var. Tabii. Evet. Hani ilaçlar mesela ağrı kesici çoğunlukla işte 25'i diyorsa hani 25'inde 26'da 27'de kullanabilirsiniz. Ama orada problem şu etkin olmayabilir. Orada da kimyasal bir gerileme oluyor. İşte yani gıda da esasında bir anlamda sonuçta karbon, hidrojen, oksijenden bahsediyoruz. Yani hepsi aynı moleküller üzerinden gidiyor yani. Çok orada da bir bozulma olabilir. Bir sorumuz varmış. Hadi hemen onu soralım. Devam edeceğiz. Marketimiz de hazır arkada. Bir gidelim oralara, neler var. Evet, gelsin sorumuz. Doktorum Yanımda TV 360 Instagram hesabımız. Marketten paketlenmiş ürünleri alırken son kullanma tarihi dışında dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir? Şimdi gıda alerjileri çok büyük risk taşıyabiliyor. Bir kere hani bizim kendimize alerjimiz varsa üzerindeki alerjen uyarılarına bakmamız lazım. Şimdi Türkiye'de son bir yıldır 14 tane temel alerjen paketlerin üzerine yazılmak durumunda. İşte fıstık alerjisi, gluten alerjisi vesaire, bunların hepsi olmalı. Bunlara bakmak lazım. Onun dışında bazen mesela tuzlu olan bir üründe şeker olabiliyor, şekerli olan bir üründe tuz olabiliyor. Bunlara karşı hassasiyetlerimiz varsa bunları da yine besin değerleri tablosundan kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun gibi şeyler en önemli. Etiket önemli yani. Evet. Tabii. Hadi gelin markete, manava gelin. O zaman markete geçip oradan bir tane mesela makarnayı alsak, mesela bir etiketini şöyle bir göz geçirsek, ne dersiniz? Evet, ben şimdi markete geldim. Sepetime makarna atacağım. Bir sürü marka var. Ama şöyle bunu aldım. Neyine bakayım ben bunun? İlk bakacağımız son kullanma tarihi tabii. Ay, bir de çok küçük yazıyorlar ama ya. Gördüm. Yani o kadar fazla bilgi vermek zorunda ki üretici. Yani bunlar yasal zorunluluklar. O yüzden de tabii bu yine nispeten büyük bir şey. Daha küçüklerde iyice küçük yazmak durumunda kalıyorlar. Çikolata barlarında mesela, değil mi? Yani ufacık endüstri suçlanır ama o bilgilerin hepsini vermesi gerekiyor hocam. O yüzden de ona göre yazmak durumunda kalıyorlar. Burada bakın, besin değerleri tablosu dediğimiz şurası. Bütün enerji, yağ, karbonhidrat, lif, neler varsa burada porsiyon başına yazıyor. 100 gram için veya porsiyon başına yazar. Onun dışında son kullanma tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihi de burada vardır. Şöyle dik tutarsak herkes daha iyi görecek. Evet, bütün bilgi var. Orada mesela şikayet numarası da oluyor genellikle, ki bence ambalajlı gıdanın en önemli özelliklerinden bir tanesi ve avantajı o. Tabii. Kimi şikayet edeceğini biliyorsun bir sıkıntı olursa. Hep en azından hani geri dönüp, ya kardeşim ben bu ürünü aldım, bak bu ürününde senin bir problem var deme şansın var. Evet. Bu arada Alo 174 hattı var. Orayı da arayıp her türlü şikayette bulunabiliyor. Ve bir de gıdadan kaynaklı bulaşanlar veya salgınlar olabiliyor mesela. Böyle bir şey yaşandığında bunların hepsinin parti numaraları vesaire burada barkodların içinde izlenebilirliği vardır. O yüzden örneğin ben bunu aldım, zehirlendim veya bundan şüpheleniliyor. Baktığınız zaman hemen bir geriye dönük sistem çalışır ve nerelere dağıtıldıysa o ürün geri toplanır. Ama açıkta satılan bir üründe neden kaynaklandığını bile bilemezsiniz ve müdahale etme şansınız olmaz tabii. Bu kadar sistematik ilerliyor yani gerçekten, değil mi her şey? Yani biz o minicik yazıların önemsiz olduğunu düşünmeyelim. Ha, yazmışlar işte buraya, kim bakacak diye değil. Gerçekten hakkımızı arayabiliyoruz, değil mi? Bunların sorumlusunu arayabiliyoruz. Kesinlikle tabii. Bir sorumuz daha varmış hemen. Bakalım. Ama ne yapacak? Tabii ki Murat hocamız olacak. Ben daha yakınım çünkü. Buyurun. Hadi bakalım, soruyu alalım. Satın aldığımız yumurtayı dolapta nasıl saklamalıyız? Yıkamak doğru mu? Güzel bir soru bence. Yumurta. En çok benim de karşılaştığım sorulardan biri. Evet, yıkanmalı mı? Şimdi yumurta yıkanmalı mı? Bir kere yumurta ve bunun gibi hayvansal ürünler kesinlikle diğer tüketeceğimiz ürünlerden veya bitkisel ürünlerden ayrı bir şekilde saklanması gerekiyor. Çünkü üzerinde bir takım mikroorganizmalar olabilir. Onlar dolayısıyla riskleri yüksek. Yumurtaya gelince bunları aldık. Üzeri kirli gözüküyor olabilir. Yıkamayın. Yıkamayın. Oh, ben yıkamazdım zaten. Yıkayın deseydi yıkardım. Ama hakikaten şimdi yumurta da ya sonuçta temas ihtimali çok yüksek bir şey. Evet. Dolayısıyla çok kişi de böyle yani, acaba ellemesem mi, işte yıkasam mı gibi soruyor. Yıkamanın ne zararı oluyor yumurtaya? Şimdi yumurtanın dış cephesinde kendini koruyan bir zarı var hocam. Öyle olunca da yıkadığınız zaman bu zara zarar veriyorsunuz. Ve dışarıdan gelebilecek etkileri ve dışarı gidebilecek etkileri böylelikle kolaylaştırıyorsunuz. Ömrünü mü kısaltıyoruz biraz belki de, değil mi? Mikrobiyal bulaşma, yani etrafa saçılma riskini artırıyorsunuz. Yani aynı şey bak nedir biliyor musun? Bebekler ilk doğduğu zaman eskiden ilk olarak hemen yıkanırmış, hani annenin kucağını temiz temiz verelim diye. Sonra ortaya çıktı ki meğerse bebeklerin üzerindeki o şeyi yıkadığın zaman esasında enfeksiyonları açık hale getiriyorsun. Bu da bir anlamda hani onun gibi bir şey aslında. Şey kaygılandırıyor kullanıcıyı tabii, beni de. kırıyorsunuz ve yumurtayı böyle kaseye dökerken o dışarısı temiz değilse elle bir şekilde bulaşıyordur diye. Kullanacağımız anda yıkasak aslında, mesela kıracağız, kırmadan hemen önce. Tabii o olabilir. Yani olabilir. Çok kirli vesaire onda olabilir. Ama ya saklarken yıkayıp saklamayın. Evet. Bir de yani buzdolabına pek nasıl koyacaksın onu? Yani o kutusuyla mı koymak lazım, yoksa nasıl olsa o yumurtalıklar var, onların içine koyup kapatmak gerekiyor. Çoğu şeyde artık kapak da var ya buzdolabında. Tabii yumurtalar çok şanslı, kendine has bölümü olan buzdolabında bir tek yumurtalar var. Doğru. O yüzden onları yerlerine yerleştirdiğiniz zaman bu yeterli. Ama hani kırdık dedik ya, buradan başka bir mutfak hatasına geçmek istiyorum ben. Çünkü hayvansal ürünlerde yeterince pişirmezseniz çok büyük risk. Yumurta buna dahil, yumurtalı yapılan karışımlar buna dahil. Ama yumurta ne kadar az pişerse o kadar şeyi daha faydalı oluyor gibi bir şey konuştuk. Böyle yani öyle bir şey bir yerlerde duydum. Çiğ kalmayacak. Çiğ kalmayacak ama rafadan olduğunda daha mesela şey faydalı. O pişmiş hali ama yani. Yine de pişiyor değil mi? Her durumda pişiyor. Evet, bir de mesela yumurta deyince hep aklıma şu gelir, işte evde pasta, börek, hamur işleri yapılır. İşte o sırada şefçilik oynayan çocuğa bir parça hamur verilir, o elinde oynar falan. Çok riskli. Çünkü sadece yumurta değil, un da mesela çiğ bir ürün. Öyleymiş gibi algılanmaz ama her ikisinde de mikrobiyal risk var yine. O çocuk elinde onunla oynarken ağzına götürürse veya işte bazen mücver vesaire gibi şeyler yapar, tadarız. İçinde çiğ yumurta vardır. Bunların hepsi ciddi salgınlara yol açabilecek. Peki mesela yumurta mutlaka soğukta mı saklanmalı? Yani buzdolabında mı, yoksa işte 50'li paketler var mesela, onu alıp dışarıda tutabilir misin? Hocam ilk 14 günden sonra dolapta saklama tavsiye edilir. Mümkünse soğukta saklanmalı. 14 günden sonra dediğin hangi 14 günden? Yani üretiminden itibaren. Yani en başta dışarıda kalabilir ama ondan sonra illaki mutlaka dolaba konması. Bir dönem marketlerde dışarıdaydı, dolaba girmesi şart koşuldu. Artık dolaplara giriyor. Eskiden raflardaydı yumurtalar. Yakın tarih, çok geçmiş de değil. Evet. Çok doğru, evet. Demek o doğru bir hareket olmuş. Peki şu bizim paketli gıdalarda yaptığımız diğer hatalar... Peyniri işlenmiş gıda ve aynı zamanda plastik bir kapta diye konuşmuştuk. Yani mesela cam bana hep daha güvenli gelir ama o ne zaman, tabii yazıyor üretim tarihi ama sonuçta plastiğin içinde, temasta bir şey kaybediyor mu gıda? Bunların hepsi tabii ki kontrol ediliyor. Hangi gıda hangi ambalajda ne şekilde saklanabilir? Çünkü o temastan gelen bir zarar olursa o gıdada o ambalajın kullanılmasına izin verilmez. Ama dediğiniz gibi tabii cam en güzeli, yani hepimiz cana biraz daha sempati duyuyoruz. Fakat tabii plastiğin de başka kolaylıkları var. Cam değil mi? Yani pahalı. Cam üretim açısından biraz pahalı. Saklama koşulları belki daha zor. Bir de şu ama var. Geri dönüşümü daha kolay mıdır? Nasıldır orada? Yani tamamen geri dönüştürülebilen bir malzeme cam. Çevresel ama onun dışında, olarak daha iyi cam. Evet, karton ambalajlarda da bunlar yapılabiliyor. Plastiklerde de bir yere kadar yapılabiliyor. Ama bazı ürünler var ki mesela camda sakladığınızda güneş ışınlarından yeterince koruyamıyorsunuz. Bir de o tarz avantajlar var. Sonuçta her farklı gıdalar, farklı ambalajlar içinde yer alabiliyor. Ona bir yani endişe etmemek gerekiyor bence. Evet ama bu paketli gıda bir kabus haline dönmesin bizde. Kesinlikle, kesinlikle. Yani. Paketli gıda, ambalajlı gıda dediğimiz şey iyi bir şey. Bizim için yapılan, bir kalite kontrol sistemi içinde olan bir şey. Bir şey aklıma geldi. Hemen arkada sütler görünüyor. Ben de tam evet, bak, sütü merak ettim. Geldi. Şu tetrapaklar üzerinde bir ara çok bir tartışma oldu ya. O konuda bizi bir aydınlatır mısın lütfen? Evet, yani bu ambalajlar zaten... altı katmanlı, her türlü etkiye karşı ürünü koruyan bir ambalaj. Dolayısıyla hiçbir sorunu yok. Alternatif olarak sunulan, açıkta satılan sütler ise çiğ süt, inanılmaz riskli bir ürün benim için. Zaten mesela Amerika... Yoğurdunuzu kendiniz yapın diye bir hal oluyoruz ama işte... Yani bilmiyorum, soru işareti. Hani gerçekten güvendiğiniz, gerçekten kaynağından emin olduğunuz bir çiğ süt ise elbette neden olmasın bunu yapmayı seviyorsanız, ama buna ulaşmak hiç kolay değil. Bu yüzden zaten Amerika'daki birçok eyalette çiğ süt satış bile yasaktır. Avrupa'nın bazı yerlerinde yine öyle. Bizde de işte artık mesela çiğ sütler önceden yoktu. Şu an ambalajlı olarak marketlerde bir kontrol sisteminin içerisinde. En azından onlara yönelmek lazım. Çünkü hani sokaktan aldığınız şeyler vesaire... Ya bunların içerisinde zaten su karışımları var, başka şeyler var, bir de o kısmı var. Yani kontrol mekanizması yok orada. Kontrol mekanizması yok. Tabii mesela ambalajlı gıda diyoruz da ambalaja konulan her şey ambalajlı gıda değil bizim için. Ambalajlı gıdadan kastımız Tarım Bakanlığı'ndan onayını ve kaydını almış olan, o kontrol sistemi içerisinde olan. Peki mesela endüstrinin bir otokontrol mekanizması var mıdır? Yani kardeşim işte derneği veya vakfı, artık hani meslek kuruluşu her neyse. Mesela böyle arada gidip rastgele ürün seçip Bunlar mesela uygun mudur, değil midir? Uygun koşullarda mı hazırlandı? İşte paketlenmesi doğru mu? İçindeki doğru mu? Gıda doğru mu? Gibi bir kontrol mekanizması var mı? Bazılarında var. Çünkü her kategorinin kendi derneği var aslında neredeyse. Bir de TP Kuruluş Federasyon var. Bazı ürünler için bunların kendi kontrol mekanizmaları var. Hani benim bildiğim mesela şu ürünlerde bu ara çok tartışılıyor. Böyle trans yağ yoktur logosu vardır. Bu trans yağ yoktur logosu ile ilgili gerçekten trans yağ yok mu'nun analizlerini yapan dernek var mesela. Tabii ben de yazarım oraya trans yağ yoktur, evet, yazdım. Yani... Gelip denetlemezsen ve bunu kontrol etmezsen. Ha, çünkü şöyle de bir şey yok mu? Yani sonuçta sen mesela endüstri olarak yatırım yapıyorsun, evet, kardeşim. İşte trans yağ sıfırlamaya çalışıyorsun, onun için yatırım yapıyorsun, para harcıyorsun. Öte yandan başka biri merdiven altında üretim yapıyor, üzerine tak yapıştırıyor trans yağ yoktur. Tabii. Aynı kategoride denk geliyor. Sonuçta bir şekilde bunun ayırt edilmesi gerekir. Tabii aslında kontrol mekanizmasını ben hep böyle bir 4 yapraklı yonca üzerinden anlatırım. 1. Tarım Bakanlığı kontrol yapar. 2. İşte böyle STK'lar otur kontrol yapar. 3. Tüketici kontrolleri var. İşte Ali 174 hattı veya başka şeyler üzerinden şikayette bulunabilir. 4. Belki de en etkinlerinden biri olabilir. Sizin söylediğiniz gibi bir yandan da rakipler arasında da bir rekabet var. Şimdi rakibi, yani merdiven altını da geçtim. Rakip olan bir firma bile bunu yapmıyor ve öyleymiş gibi kendini gösteriyorsa bu da bir sahtekarlık. Doğru, doğru, ve öbür rakibi de etkiliyor. Konusu açılmışken trans yağlar üzerinde biraz konuşalım. Çünkü damar cerrahı olarak direkt benim ilgilendiğim bir konu. Çünkü trans yağlar esasında doymuş yağlar ve doymuş yağlar ateroskleroz dediğimiz damar sertliğini hızlandırıyor ve damarların tıkanmasına neden oluyor. O yüzden trans yağları daha düşük oranda tüketmemiz gerekiyor ama trans yağlar esasında son dönemde bayağı kontrol altına alınmaya başladı. Yani artık işte hani söylediğin gibi Türkiye öncülük yaptı, evet, ve direkt olarak trans yağları bir regülasyon olmadan düşürmeye başlamıştı zaten. Bir onun üzerine konuşalım. Başladı ama galiba bir de gıdalara artık yazılmaması ile ilgili bir gündem var. Onlar hep şu an tartışma, taslak olarak açılmış bir şey var. Görüşe açılmış bir taslak var. Ama en iyisi yapılacaktır. Ya trans yağ tabii çok yıldız dönemini yaşıyor. Yani herkesin, evet, ağzında bir trans yağ konusu var. Sizin yanınızda konuşmak bana düşmez aslında. Estağfurullah, ama estağfurullah. Trans yağ sorduğunuz zaman da aslında nedir dediğinde herkes hemfikir. Kötü bir şey, evet. Tabii. Ama nedir dediğinizde hiç kimse bilmiyor. Yani sanki markete satılan, üretilip bir şeyin içine katılan bir ürünmüş gibi bir algı var. Öyle değil aslında, biliyorsunuz. Üretim esnasında istenmeden oluşuyor. Ama dediğiniz gibi Türkiye dünyadaki öncülerden biri. Yani güvenli bir seviye var, %2 seviyesi. Şimdi yasal yönetmelikle beraber o bizde de geçerli olacak. Ki Avrupa'dan önce aslında yürürlüğe girmiş olacak bu yönetmelik. Bizde tartışmalar başka boyutlara gitti. Halbuki bunlar çok güzel haberler. Öte yandan Türkiye zaten 12 yıl önce trans yağsız üretime, yani %1'in altında üretime başlamış durumda. Bunu da Avustralya'dan sonra yapan ikinci ülkeyiz aslında ama doğru, çok da konuşulmuyor. O yüzden trans yağ konusunda da çok endişe edecek bir durumda değiliz. Aksine dünyaya örnek bir durumdayız. Harika. Sorularla devam edelim mi? Çok da sorumuz varmış. Bakalım hocam, evet, sen tamam, de. Tamam, ben buradan okurum. Evet. Bakalım gelsin sorumuz, hemen okuyalım neymiş. Pastörize sütle yoğurt yapılabilir mi? Ben denedim. Güzel olmuyor. Tutmadı mı? Hayır, hayır, olmuyor pastörize. Hani daha sağlıklı, güvenli olur dedim. Ya oluyor da daha böyle güzel, sert olmuyor. Evet, sert olmuyor. Vesaire. Yani evet. Hani güvenlik açısından hiç sorunu yok ama birazcık şey, evet, yoğurt gibi oluyor. Yapmak biraz daha zor. Yani yapılabilir mi? Yapılabilir ama zor tabii. Yani yoğurt yiyor gibi olmuyorsunuz. Evet. Evet. O yüzden aslında tabii mayasına da bağlı. Yani hem süte bağlı, hem mayasına bağlı. Hem nasıl şartlarda yaptığınıza bağlı. Pastörize olduğu için mi o süt yoğurda dönüşemiyor? Şimdi aslında diğerlerinde böyle ekşiliği veren, katılığı veren şeylerden bir kısmı o mikropların verdiği tatlar. Hadi ya. Yani hepsi de süper iyi değil. Ne kadar taş o kadar mikroplu gibi bir algı uyandı. Yani neredeyse, çünkü çiğ süt içinde bir sürü mikroplar var ve pastörizasyon bunların bir kısmını etkisiz hale getiriyor, bir kısmını öldürüyor. Dur, o basit soruya geleyim. Kaynattıkça o mikrop gidiyor mu? Kaynatırdık da kaynatırdık. Ben çocukken hatırlıyorum, annem çok kaynatırdı. Niye? Mikroplar suyu gitsin bir de. Ha, esasında ilk başta mikrobiz kaynatmanın sebebi muhtemelen hani eskiler onu düşünüyordu. Su katıldıysa koyu buharlaşsın diye. Ve suyu buharlaşsın, hani yoğurt şey olsun diye, ama esasında bir yandan tabii mikrobu ki mu öldürüyoruz kaynatarak? Mikroplar gidiyor ama besinler de gidiyor. Bir de oradan bakmak lazım. Yani pastörizasyonun önemi o, değil mi? Tabii. Yani besin değerini kaybetmeden mikroplardan arındırılması pastörizasyonun en önemli. Aynen öyle. Yani bu bir mühendislik işi. Aslında teknoloji söz konusu olduğunda diğer her şeyde böyle biz çok kucaklıyoruz ama gıda söz konusu olduğunda hep kafamızda bir soru işaretleri var. Halbuki teknoloji yine bizim için gıdada da. Pastörizasyonda da çok kısa bir sürede bir anda sıcaklık yükseltilir ve ürünün besin değerine zarar vermeyecek şekilde güvenli hale getirilir. Ama siz evde kaynattığınızda hem bir de ısıya dayanıklı bir mikrop varsa ondan kurtulamazsınız. Bir yandan da besin değeri zaten gidiyor. İstediğiniz noktaya ulaşamıyorsunuz dolayısıyla. Doğru. Vallahi yıllardır yoğurdumu kendim yapıyorum. Acaba yoğurt mu yiyorum diye düşündüm bir anda. Ama hazır yoğurtla ilgili de çok hani şey var. Sen bir şey söyleyeceğim bak. Evet, hazır yoğurtla ilgili hani bir ev kadını, anne olarak endişeni sorsana. Ya hazır yoğurt bir türlü bozulmuyor. Dolapta 20 gün duruyor, bir ay duruyor, bozulmuyor. Hani tadı eskiden hiç ekşirdi. Benim çocukluğumda biz yoğurt aldığımız zaman 2 gün sonra bitmezse ekşirdi. Şimdi mesela ekşimiyor. Herkesin kafasındaki şey de o zaten aslında. Evet. Yani demek ki hani endüstri bu işin içinde o kadar oynuyor ki. Yapay bir yoğurt. İnanılmaz gibi bir koruyucu var. Yani bu doğru mu? Aslında bunların hepsi hurafe. Yani tabii ki bir yandan hepimiz tüketiciyiz ve hep negatifi duyduğumuz için biz de ön yargılara karşı negatife inanmaya daha elverişli insanoğlu. Onu da söyleyeyim. Kesinlikle, kesinlikle. Ama niye şimdi bozulmuyor? Çünkü tembel mayalar kullanılıyor. Aslında bu kadar basit. Ya bir tiyatro sahnesini düşünün. Ne demek tembel maya? Enteresan bir şey. Yani teknoloji gelişmekle beraber biz ne yapıyoruz? Gıdaları besin değerini koruyabilecek şekilde nasıl tutarız? Gerek ambalajıyla, gerek üretim sistemiyle bunları geliştirmeye çalışıyoruz. Önemli olan o gıda besin değeri yüksek ve güvenilir olsun. Burada geldiğimiz noktada aslında bu. İşte önce 2 tane temel bakteri vardır içinde yoğurdun oluşmasını sağlayan. En başta biri çalışmaya başlar. Ortam ısındıktan sonra diğeri devreye girer, öbürü durur ve artık bir yerden sonra ikisi de oluşan asit dolayısıyla içerisinde zaten durur ve bu gelişim sağlanmadığı için de uzun süre bozulmaz. Ama siz küflü bir şey koysanız üzerine mesela, bu net bir testidir. O yoğurdun bozulması lazım. Maya diyor ki bozmayacağım ben, bozmayacağım, çalışmayacağım. Evet. Yani ya tembel işte. Tembel. Ne var biliyor musun? Gerçekten biraz önce söylediğim bir şey var. Hani teknolojinin her konusunda ilerlemeyi bekliyoruz da gıda teknolojisinin ilerlemesini çok kabul edemiyoruz. Esasında o var. Yani yoğurt teknoloji orada da ilerliyor aslında. Yani illa da ekşi yoğurt diyeceksin. Yani illa ekşisin istiyorsun işte. Ya gıda konusunda çok romantik davranıyoruz. Bana öyle geliyor. Güzel. Evet. Neden yamuk değilsin ey elma? Evet. Elma düzgün olunca hemen şüpheleniyoruz. Bu kesinlikle yapmadık. Hormonludur falan. Mesela niye bu kadar düzgün? Domates bak en çok domates. Niye bu kadar düzgünsün? Ben hep koklayarak alırım sebzeyi ama hiçbir zaman da koku duymam ama yine alırım. Yani ne yapacağız? Korona olmuyorsun. Koku alamayınca. Biraz koku var gibi. Ya buram buram kokması gerekmiyor mu? Şu mutfakta kesildiğinde salona bir domates kokusu gitmesi gerekmiyor mu ya? Ah eski zamandaki domates. Evet. Sinirleneceğim şimdi. Gerçekten insan. İyi de ya, yani bir de şu var Selda. Yani eskiden 7 milyar insanı doyurmak zorunda değildin. Ya. Şimdi 7 milyar insanı da doyurmak zorundasın. Bunun getirdiği bir takım şeyler, kayıplar da var elbette. Yani eski aradığımız domates değil maalesef. Ama güvenli mi güvenli? Doyabiliyor muyuz? Evet, bunlara biraz dikkat etmek lazım. Yalnız tabii domates vesaire gibi ürünlerde eskiyi anıyoruz ama şöyle de bir yaklaşım var işte dedelerimizin, ninelerimizin yemediği hiçbir şey öyle bir şey yok. Yani şu anda dedelerimiz, ninelerimizi bu dünyaya koysak çok daha uzun yaşayacaklardı. İnsanoğlu en uzun yaşadığı dönemin içerisinde. Evet. Dolayısıyla o eskiden yenilen şeyler illaki en iyisi gibi bir şey yok. Her dönemin kendi doğruları var. Biraz öyle bakmak lazım konuya. Diyorum ya romantiyiz bu konuda. Ben dedemin yemediği kiviyi yiyorum yani. Herhalde hayatta tatmamıştır, avokado yememiştir. Yani ananas. Hani mesela şimdi cayır cayır her yerde avokado işte var. Ananaslar cayır cayır tropikal meyveler var yani. Tabii yani işine gelince öyle diyor insanlar. İşine gelmeyince farklı türlü davranıyorlar. Kinoa salatası yaparken iyi. Değil mi? Hani sonra daha eskiler olsa keşke. Kinoayla doğdun yani. Ay hocam. Haydi soru soralım. Yalan mı? Soru gelsin o zaman. Hayır, soru gelsin. Bakalım izleyicilerimizin aklındaki sorular neler? Haydi. Dondurulmuş ürün mü? Çok güzel soru ya. Dondurulmuş ürün mü? Konserve ürün mü? Hangisini tercih etmeliyiz? Şimdi önce dondurulmuş ürünün çok özel bir durumu var. Onu anlatmak isterim. Bakın burada da fasulye üzerinden örnek vereceğim ben de. Ben kaçıyorum bunlardan ama. Neden kaçıyorsunuz mesela? İşte diyorum yani bunu topluyor ama şey mi, yeterince organik mi, hani ne bileyim nerede yetişti bu fasulye? Sanki pazardan aldığımı biliyorum da. Hatta pazardan alıp kendim buzluğa atıyorum ama niye bunu almıyorum mesela? Neredeyse benim anlatacaklarımı anlattınız aslında. İşte, işin başına gelelim. 1, o sırada toplanmış, hasat edilmiş fasulyeyi düşünelim. 2, o fasulye geldi, oradan alındı. Bütün bir haftalık bir ömrü var pazara gelene kadar işte. Hale girdi, halden çıktı, kamyona bindi, geldi İstanbul'a. Bu en az bir hafta. biliyoruz ki zaten bunlar dalından koparıldığı anda besinlerini yitirmeye başlıyorlar. O yolculuk içinde biraz besinini yitirdi bile. Peki dondurulmuşta ne yapıyor? Dondurulmuş firmalar, dondurulmuş ürün yapacak firmalar hasat alanlarına çok yakın olarak konumlarlar kendilerini. Ve ürün toplandıktan sonra maksimum 8 saat içerisinde ürünü dondururlar. Ay hiç atmayayım buzluğa ben o zaman, bilmiyordum. Hem de atınca ne yapıyorsunuz? Bakın ne bunları dondururken bizim IQF dediğimiz tek tek dondurma sistemi denilen bir sistem vardır. Çok keyiflidir, nasıl biliyor musunuz? Hani bezelyeleri düşünün mesela. Bir yandan ürün içeride uçuşurken anında bir eksi 40 derecede şoklanır bunlar. Ve böyle olunca da bunların hepsini yuvarlak yuvarlak içlerinde besinlerini koruyan ne diyeyim küreler olduğunu düşünün, misketler gibi. Onlar anında şoklandığı için merkez sıcaklığı 5 dakika içerisinde eksi 20'ye gelir. Sizin koyduğunuz yer eksi 20, burada eksi 40 ile bir anda müdahale ediyorsunuz ve onlar çatlamaz. O yüzden de besin değerini içinde tutar. Ha, siz onu aldınız pazardan. Zaten bir hafta boyunca besinini biraz kaybetmişti. Bir ayıkladım zaten. Beklettim azıcık. Beklettiniz evde de. Üşendiniz, tabii. Hemen mi yapacağım dediniz. Ha, aynen. Sonra onları koydunuz buzdolabına, buzluğa. Buzluk kaç derece? Eksi 20. Orada bir süre boyunca o donmaya çalışırken o kristaller patlar. İçindeki besini de dışarı verir. Yavaş donduğu için. Evet, yavaş donduğu için. Şey gibi, şoklanmıyor. Hani bir suyu bunu alıp dondurursan ne olur? Patlar değil mi? Aynı şey aslında. Evet, evet. Yani çünkü genleşiyor ve zarını yırtıp patlıyor. O yüzden cam şekilde atmıyoruz değil mi? Plastik atıyoruz buzluğa. Plastik genleştiği için azıcık çok patlamıyor ama cam attığında kırılıyor. Yani genel anlamda söyle mesela bir... Hayır, o da sadece, bir ispat işte. Evet, evet. Ama bunu anında şokladığınız için o patlamıyor ve içinde kaldığı için taze... Yani bunların TÜBİTAK'ta yapılmış araştırmaları var. Fasulye, bezelye bunların hepsi yapılmış ve gösteriyor ki en tazesi tabii o sırada topladınız. Ama pazardan alınan mı, dondurulmuş mu derseniz dondurulmuşun vitamin değeri daha yüksek. Ya. Konserve mi diye soru gelmişti. Konserve tabii bir ısı işlemden geçtiği için onunki biraz daha düşük. Vitamin bakımından baktığımızda sıralama en başta. Peki hemen topladınız. Peki bunu aldın mesela, bugün pişireceksin. Herhalde çözüp hepsini yapmak gerekiyor değil mi? Bir kısmını yapayım ondan sonra tekrar geriye koyayım, yanlış bir tutum. Doğru değil mi? Mutfak hatalarından birine gelelim buradan hocam. En sevdiklerimden. Çünkü dışarıda çözdürmeye bırakırlar. Hani etler olsun, sebzeler olsun. Bu kesinlikle yapılmaması lazım. Tezgah üzerinde çözdürmeye bırakmak çok güzel. Dolapta çözmek gerekiyor değil mi? 4 ana yöntem var aslında. 1, hemen pişirmek. Buzluyken. Hani atarak. Tabii tabii. Yani bunu çözmeden de pişirebilirsiniz. Bunlar da hep böyle yazıyor. Bu arada hiç almamışım hakikaten. Nereden biliyorsam. Okumuşum gibi. Aslında okumuş. İstiyorsunuz ama. Güzel, evet. Güzel. Şey yazıyor. Hayır, işte. Ama enteresan. Ben de çözülmeden pişirin yazıyor. Çözülmeden yapılabileceğini. Çözülmeden yapılabilir. Buzlu suda çözdürülebilir. Buzlu suda. Evet. Mikrodalgaya konulabilir. Mikrodalgada zaten bunların hangi ayarda yapılması lazım? Mikrodalga öneriyor musunuz? Tabii, et çözmek için falan. Tabii ki. Onların zaten hangi derecede çözülmesi, ne kadar tutulması gerektiğiyle ilgili ama üzerindeki bilgilere bakıp ona göre yapmamız lazım. Bu şekilde çözdürülebilir. Aksi takdirde zaten yine risk oluyor. Ay, evet. Hocam çok bir soru daha, bir sancık daha sorsana bir soru. Nasıl yani? Kalmamış süre. Süre kalmamış buradan. Hakikaten çok soru var aslında da hepimizin yaptığı hatalar bunlar ya. O yüzden hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok değerli bilgilerdi hakikaten. Için. Harikaydı gerçekten. Hiç bilmediğimiz şeyler aslında. Mesela donmuş gıdanın daha güvenli olduğu. Gerçekten ben müthiş şeyler öğrendim. İşte gıda konusunda çok dedikodu var. Dedikodu hepimiz konuşuyoruz ama bir bölüm daha yaparız en azından. Hakikaten çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bugün de programı bitirdik. Gıda mühendisi Ebru Akdağ bizimleydi. Gıda tüketimini, güvenilir gıdayı, mutfak yanlışlarını konuştuk. Vaktimiz yettiğince izlediğiniz için çok teşekkürler. Yarın tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın.